Mahkeme kararlarını, kararlar arkadan gelir, sonradan gelir diye yol göstermişti ya, işte buna bir cevaptı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları. Hukuk devleti ilkesi demokrasi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bizim rehberimiz, rotamız, kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti demiş. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini de bence görmeliyiz bununla birlikte. Bakanların yargı kavgası olarak vermiş haberi ve diyor ki milliyetçi ve milli görüşçü kanat arasındaki çekişme büyüdü. MHP ve İçişleri Bakanı Soylu'nun hedefinde Abdülhamit Gül'ün olduğu belirtiliyor. Yani iki isim arasında bir çekişme var, bir rekabet var. İşte bugün bu açıklamalarda bunların yansıması. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılıklı mesajları? Henüz şimdi daha Soylu'dan cevap gelmedi. Gelecektir herhalde. Yok, Soylu'dan cevap gelmişti. Hatırlarsanız Soylu Soylu'dan cevap gelmez, Cumhurbaşkanı'ndan cevap gelir. Bir kere gelmez şeyi söyleyeyim. Bence bu iş. Şeyi söyleyeyim, Süleyman Soylu daha önce bir televizyon programında kendisine karşı, yakın ailesine karşı yapılan küfürler karşısında yargının vermiş olduğu kararlardan çok açık şikayet etmişti. Bu aslında bir adresti, bir mesajdı. Bunun üzerinden sonra, bundan sonra dikkat ederseniz, işte bizim arkadaşlığımız nasıl başladı derseniz, Abdülhamit Gül'den sürekli adalet konusunda sözleri adalet konusunda her vatandaşın, bugün muhalefet partilerinin dahi söyleyebileceği, altına imza atabileceğimiz bütün açıklamalar Abdülhamit Gül'den gelmeye başladı. Ama aynı Abdülhamit Gül Adalet Bakanlığı'nda bir şey yapamıyor veya şey konumunda, yani uygulamalar, işte dediğiniz gibi Sezgin Baran Korkmaz şey yapan bakan yardımcısı oldu onlar filan. Şimdi bunlar hep Cumhurbaşkanlığı'nın tercihini gösteriyor. Ben kitabın ortasından konuşayım mı? Tercihini kime doğru koyuyor? Abdülhamit gitti. Abdülhamit Gül gitti. Bitti. Yani bu tercihi gösteriyor. Çünkü işlerini yargıda olsun, diğer alanda olsun işlerini, yani sokaktan armut gibi insan toplamak, baskıyı sonuna kadar topluma baskı kurmak filan, bu düzenin birinci aktörü Süleyman Soylu. Süleyman Soylu bu aktörlüğünden dolayı Abdülhamit Gül bu işten elini ayağını çeker. Bu açıklamalar, işte bizim Karar Gazetesi'nde de verdiğimiz şey, hukuk arkadan gelmez diyor Abdülhamit Gül. Şey, gidişinin habercisi gidişi, mi? Ben gidiyorum, yani giderken hukuku, tekrar hukuka vurgu yapıyor, adalete vurgu yapıyor. Burada şu tercihi de göreceğiz. Yani bir, Abdülhamit Gül gidiyor ama Cumhurbaşkanımızın tercihi hukuk, adalet, demokrasi, insan hakları filan, geç onları. Diyor. Benim operasyona ihtiyacım var. Diyor. Abdülhamit Gül'ün gidişi de bunu gösteriyor. Aynen. Benim operasyona ihtiyacım var. SADA'da ihtiyacım var. Bilmem neye ihtiyacım hukuka var. Hukuka ihtiyacım yok. Benim hukuk filan bunlara. Abdülhamit Gül gidiyor diyor Mehmet Özkan. Şeyi de burada bir cümleyle söyleyeyim. Ali Babacan'ın, sizin dediğiniz seçim o açıklamaları ben. Da bu çerçevede değerlendirelim. Tabii ki. Evet. Tabii. Hatta şöyle söyleyelim. Dün gelen Sedat Peker'den tweetlerin arasında özellikle bazı savcıların isim vererek anlattıkları daha önceki eski hikayeler, Meral Akşener'in de yine içinde olduğu da aslında bize zaten şeyi gösteriyor. Tabii. Bunu gösteriyor. Şimdi bu kurulan düzende Cumhurbaşkanı meseleye şöyle bakıyor. Ben devleti temsil ediyorum, ben devletim. Bana karşı çıkmak, devlete karşı çıkmak, Türkiye'ye karşı çıkmaktır. Kuvvetler uyumu olması lazımdır. Benim söylediğim sözdür. Yargı da bana uymak zorundadır. Hukuk evet. falan dediği gibi o bir kere. Evet. Şimdi bunu sahada uygulamak Süleyman Soylu. O bırakın mahkemeleri diyor. Siz ne yaparsanız yapın diyor. Polise de belki aynısını söylüyor. Şimdi muhtarları söyledi ya yıkın diyor. Polise de siz yapacağınızı yapın, götürün, atın içeri. Sonra hukuk gelir falan. İşte gözdağı veririz. Gençler öyle yapıyorlar gözdağı. Şimdi seçime giderek bu baskı giderek artacak. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın Soylu'ya ihtiyacı var. Yani Soylu gibi kendini öne atacak fedailere ihtiyacı var. Özgür Özel'in söylediği cümle çok önemli, yani onu ben söyleyemem. Provokasyonlara ihtiyaç var değil mi bu süreçte? Şimdi Cumhurbaşkanı şey yaparsanız, Osman Kavala beraat edince şöyle bir cümle söylemişti.
beraat, yani bir manevra çeviriyorlar, beraat ettirdiler diye. Şimdi mahkeme, beraat kararı veren mahkeme. Manevra çevirerek mahkemeye bakın, mahkeme kararına devletin başındaki kişi böyle bakıyor. Bunlar bir manevra çeviriyor bu hakimler. Osman Kavala'yı beraat ettirdiler diyor. Şimdi mahkemeye, yargıya böyle bakarsa onun, ona bağlı olan İçişleri Bakanı da böyle bakar. O hukuk sonradan gelsin. Evet. Mahkemeden sonra onları mı dinleyeceğizler? Evet. Şimdi dediği doğru galiba Gül gidici olduğunu anladı ki böyle bir hani fırsat bulmuşken hukuk, hukukun üstünlüğü şu. Ya burada yıllardır insanlar bağırıyor hukukun üstünlüğü diye. AK Parti nasıl iktidar oldu? Nasıl iktidarını güçlendirdi? O zamanki 2005, 2006, 2004 yıldaki söylemlerine bakın. Hepsinin ağzından ilk çıkan söz hukukun üstünlüğü diyor ya. Evet. Üstünlüğün hukuk olmayacak, hukukun üstünlüğü olacak diye Tayyip Erdoğan bas bas bağırıyordu ve alkış alıyordu. Bir parantez açmak istiyorum. Mu? Bir tane bir cümlesi çıkıyor mu hukukun üstünlüğü diye? Çünkü evet, üstünlüğün hukukunu kurdu. Üstün kendisi. Tabii. Bir parantez açmak istiyorum. Demek ki gidiyor gider ayak bu mesajı. Çok tunturak sözler çünkü. Hukukla ilgili, yargıyla ilgili. Ya, doğru sözler tabii ki. Doğru sözler. Yani. Evet. Hemen aklıma şey getirdi. Lütfü Elvan'ı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da biliyorsunuz bu geçen gün katıldığı bir şeyde, toplantıda para politikalı sabah grubunun toplantısında Merkez Bankası'na ve onunla beraber Cumhurbaşkanı'na verdi. İnceden mesajlarını verdi. Şimdi aklıma tabii hemen o geldi. Abdülhamit Gül'le gidici yorumunuz acaba işte bu şimdi gelinen noktada ekonomide Lütfü Elvan'la ilgili bakın, de aynı öngörüde bulunabilir miyiz diye. Lütfü Elvan tam olarak bilmiyorum ama yani Lütfü Elvan eğer anlayan için Sabah gazetesinde bilmiyorum. Yani veya Sabah grubunda ekonomiden anlayan var mıydı da çözemediler mi bu şifreleri? Yani çözmek istememişler. Veya çözme veya çok yoğunluğa geldi. Neyse hani çok uzatmak için söylemedim. Tekrar buraya döneceğim de parantezi kapatalım. Şu parantezi şöyle kapatalım. Lütfü Elvan'da tabii bu ciddi işleri var. Hı-hı. Lütfü Elvan dedim ya, Konya'da holding işleri var. Yani o holding işlerinin tamamlaması lazım veya kendinde kalması lazım. Onun için onu da hem eleştiriyor hem de şeyde kalıyor. Lütfü Elvan daha kapalı. Yani daha yeri geldiği zaman üstü örtülü nazikçe eleştiriyor. Yeri geldiği zaman işlerini yürütüyor. Abdülhamit Gül çok açık. Abdülhamit Gül o direkt aylardır. Aylardır. Bak söylüyor. Abdülhamit Gül daha önceki demirci var. Daha önceki adalet yazarak diyor. Adalet sarayı olmak içinde adalet olması lazım. Yani uzun süredir Abdülhamit Gül bir anda olan bir şey değil bu. Yani bir birikimin meselesi. Bir birikim var ve o birikim karşısında Abdülhamit Gül de sözleriyle sürekli gitmeden önce ben iyi adamım havası veriyor. Yani. Şimdi bir tabii şöyle şunu soran da olabilir. Bunu zaman zaman konuşuyoruz ama belki bu vesileyle bir kez daha vurgulamak lazım. Birçok insan eğer çok yakından takip etmiyorsa, her gün takip etmiyorsa şöyle diyebilir. Ya madem arkadaş bu kadar rahatsızsınız, inceden inceye, alttan alta mesaj vermek yerine bırakın gidin. Niye gitmiyor ya da gidemiyor bu insanlar, bu isimler? Çoğu kişi biraz göbeğinden bağlı olur. Şimdi otokrat rejimlerde çoğu kişi sesini çıkaramaz, korkar. Yani iktidarın kendisi parçasıdır. İktidarın yaptıklarından hoşnut değildir. Bakandır veya üst düzey bürokrattır. Bir oyunun danışmandır, parçasıdır. İktidarın içindedir. Ama gidişat kötüye gittiği zaman sesini çıkaramaz. Ama baktın ki en üstteki otorite, memleket daha da kötüye gitti. En üstteki kişinin otoritesi sarsılmaya başlandı. Bu ekonomik krizde de olabilir, yanlış dış politika nedeniyle olabilir, başka sosyal sebeplerden de olabilir. O otorite sarsıldığı zaman alttaki işte birbirleriyle çekişen, birbirlerine ters bakan ama ağızlarını açamayan kişiler konuşmaya başlarlar. Evet. Şimdi söyleyecek sözler, işte geçen gün neydi Ali İhsan Yavuz? Dün konuştuğumuz çıktı, mu? Çıktı ne dedi? Sevap dedi. Şimdi bakın artık iktidar, biraz önce sonra elektrik konuşacağız ama bak orada da anlatacak bize ne kadar komik şey olduğunu. Artık söyleyecek söz bulamadığı için oy vermek sevaba kadar getirdi. Evet. Bakın orta çağda Katolik kiliselere ne entülcans deniyordu değil mi? Şey satarlardı, cennetten yer satıyorlardı. Sen kiliseye bağış yap, al sana bir kağıt deniyordu. Sadece başlık okuyacağım. Bir de biz bitireyim şunu. Satıyorlar. Acaba diyorum AK Parti hani şimdi sevap diyorlar ya, bir sonraki aşama Orta Çağ Kilisesi'nin yaptığı gibi oy verirsen sana cennetten yer mi vereceğiz diyecek. Buna benzer oraya bir şey yapıldı. Akif Pekin'in, hatırlıyorum. Bir şey hayır, geçmesin söylediler. Diye söylüyorum. Akif Pekin'in başlığını söyleyeceğim sadece. Refah yerine sevap kazandıran iktidar. Evet, güzel.
hatırlattığınız şey, yani söylediğiniz şey, orta çağda bu yaşandı. Kilisele resmen belge verdiler. Cennetten tapu dağıttı kiliseler. Evet. Şimdi biz de o hale mi geleceğiz? Yani belki de sevap diyorlar. Bir gün sonra, üç gün sonra imamlar peki, kanalıyla. Peki, yargıya... Verin oy, alın şeyi. Verin sevabı. Al sevabı. Refah yok. Yargıya dönersek, şimdi arkadaşlarımdan rica edeyim rejiden. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuyu şahane özetleyen bir karikatür var. Evet, geldi ekrana. Evet, onu da bir görelim. Hatta tam ekran görelim. Heh, geldik. Evet, şimdi bakın burada gördüğünüz gibi... Bir yerde İçişleri Bakanı Soylu, hemen yanında da Abdülhamit Gül var. İşte İçişleri Bakanı Soylu, biz yaparız, hukuk arkadan gelir diyor. Abdülhamit Gül, hayır, hukuk önden gider diyor. Her ikisinin de ayağında prangalar var. Peki o prangaların, zincirin eli şey kimde, ucu? Kim çekiyor önden? Bilinmeyen ellere karşı gelinmez. Siz tahmin edin. Bülent Ecevit'in bir şiirinin bir bölümüdür o. Siz söyleyin artık onu. Dolayısıyla aslında ne kadar... İşte hukuk önden gider desen de, bu mesajları versen de fark etmez. Çünkü başı çeken kişi, zihniyet neyse, zaten senin de durduğun yer orası böyle oluyor. Sen de o sistemin içinde oluyorsun. İçine, uzun süre iktidarın içine girdiğin zaman bazı şeyleri ses çıkarmıyorsun veya bazı şeylerin parçası olduğun zaman çıkmak da kolay olmuyor. Ben çıktım deyince çıkamıyorsun. Hayır, bu sistemden çıkmak büyük başarıdır. Çok bu çıkamıyorsun sistem, çünkü... sen. Çünkü... Bu sistem dini ve milli söylevi çok güçlü olduğu için bu sistemden çıktığınız zaman hain ilan ediliyorsunuz, vatan hainliğine kadar. Yani bakın, dün ifade etmeye çalıştım. Bugün yönetimde Erdoğan, işte muhalefet Erdoğan'a karşı birleşti. Bu toplumda çok büyük bir zihniyet. Yani buna çok inanıyorlar. Ya bütün muhalefet Erdoğan'a karşı birleşti. Ya bir kişi, ben muhalefeti söylemiyorum. Bir insan, bir birey, ben nasıl bir kişi peşinde koşabilirim ya? Aslında kişi, ismi zikreden kişi, bir ismi zikrediyorsanız aslında ülkenizi sevmiyorsunuz. Siz ülkenizin peşinde değil, kişi peşinde koşuyorsunuz. Kişi peşinde koşan ülkesini düşünmez. Varlığını Erdoğan'a atamış. Yani diyor ya, canımdan can al ona ver, işte malımdan mal al ona ver. Tamam, senin derdin ülke değil, senin derdin kişi olmuş. Onun için bu sistemin dışına çıkmak kolay değil yani. Parti içerisinden çıkmak çok zor. Çıkanlara bakın, ne kadar zor süreçler yaşıyorlar. Bu arada ekrandaki karikatürden bahsettik. Çok güzel dedik, durumu özetliyor dedik ama tabii Zafer Temoçi'nin karikatürü olduğunu da söylemedik. Unuttuk, bu vesileyle söyleyeyim. Şimdi sadece Abdülhamit Gül'ün mesajları değildi ama dün zirvede, yargı zirvesinde dikkat çeken. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da konuştu. Ve o da şöyle dedi: beraat eden kişiyi suçlu ilan etmekten kaçınmalıyız. Yargılama makamları ve kamu otoriteleri devam eden veya beraat ve suç sonuçlanan davalarda kişilerin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak söylem ve uygulamalardan kaçınmak durumundadır. Bu çıkışı da acaba 4 yıldır tutuklu. Bir Cumhurbaşkanı'na, 2 MHP Genel Başkanı. Hayır, Osman Kavala 4 yıldır tutuklu. Osman Kavala 4 yıldır içeride Cumhurbaşkanı terörist ilan etti. Şey çıktı, Bahçeli o Saros'cudur, teröristtir dedi. Beraat etti Gezi'den. Gezi'den beraat etti. İptal ettiler, yeniden yargılıyorlar. Böyle bir acayip bir durum var. Onun çıkışına işaret, yani saraya o da ok atışını göstermiş. Sarayı şey yapıyor. Yani hakikaten beraat eden kişi hala suçlu oluyor. Olmayan bir suçtan insanlar suçlanıyor. Adalet Bakanı arada sırada böyle güzel laflar söylüyor. Dediğin gibi icraata gelince hiç eğini... Ya HSYK'nın başında değil mi bu? Hakim, ama yönetebiliyor mu işte? O toplayıp o zaman bu uymayan şeyle hakimlere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan hakimlere gerekli tedbirleri alması lazım. O yüksek kurul niye? Şimdi yüksekliğinde attılar, hakim savcılar kurulu oldu da yüksekliğe gitti. O kurul niye var? Sicilleri insanların yukarıdan gelen emirleri yani, belki de gözetmek. HSK üyesi, HSK diye isim geliyor hep, yükseğe dediği yükseğe gibi gitti. HSK üyesi ne dedi? Parti genel başkanımın isteği üzerine istifa ettim dedi. Aynen. Bitti yani. Partilerin kontenjanı. İşin kötüsü CHP'nin de kontenjanı var, İYİ Parti'nin de kontenjanı var. Onların bile kabul etmesi ayıptır. Yani yüksek, şimdi bütün hakimlerin savcıları atayan, şey terfi ettiren veya açığa alan veya kademe düşüren bir kurulda olur mu parti temsilcileri? Neyse, sonuçta bunlar çok...